Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şurada bir parlaklık gördüm ama ışık aydınlatma mı? Ne ya, ben anlamadım. Evet, şimdi bakalım. Burada yine bir ordu gelebilir. Belli. Mahvetti bütün heykel. Nereye attık biz onu? Bana dinamiti kim attı ya? Bombayı daha doğrusu. Şuraya sığınırsam onu yerim diye düşünüyorum. Yanlış yere attım. İnmiş aşağıya. Aa, silahın başına geçecek. Çakal. İstesem ben de geçerdim de. Nasıl böyle lan? Bayağı darbe yedik. O ne öyle asılı kalmış? Bunların içinden bir şey çıkıyor mu? Tabanca mermim bitti ya. Varsa şayet. Gittik dinamiti de kendimize fırlattık. Burada bir şey var mı? Yok. Tabanca mermis. Ha, siktir sen nişancı! Siper al çabuk! Kim lan? Nerede, ben görmedim. Hadi ahbap, göster kendini. Hedefleri sapladık. Kahretsin. O gitti, bir tane daha mı var? Sanki biri bize daha ateş etti gibi ama şu karşıdan da mı gidiş var? Yeah.
Lan. Nereye? El bombası. Nathan. Darbeyi, ilk darbeyi nerede aldın? Ya pislik ya. Lan oğlum. Nathan. Daha fazla var. Şu adi pislik. Lan. Bomba atıyorum. Hayır. Bomba da var. Buradan. Yo, yine vurdular. Dedim öyle mi deneyim bir? Daha fazla var. Çok da zor değilmiş de işte. Ne diyeyim? A mı diyeyim, B mi diyeyim, C mi diyeyim, D mi diyeyim, ne diyeyim? İskelede. İskelede mi? Kardan gözükmüyor ki. Evet, uçağa indir. Biz bir şekilde sana ulaşırız. Haydi bakalım. Bak şurada şey varmış ya. Bunun üstünde bir yerde bir şey vardır ha.
silah değil, hazine olabilir mi diyeceğim. Buraya atarlar mı? Yok, olmadı. Koşmaya devam, durma! Sana hep böyle mi oluyor? Hayır! Bazen! Evet, evet! Evet, kesinlikle! Bu mevsimde hava güzeli olur dememiş miydin? Ben bir bok göremiyorum. Suya varana kadar inmeye devam etsen. Bunun silahı nerede? Nereden gidiyoruz ya? Karşıdan. Bombası aşağı düşmedim ya. Çocuklar, uçağa ateş ediyorlar. Hızlı olun yoksa suyu bozulacak. Bekle dayı ya, ne olacak, sana bir şey olmaz. Aşağıda da bir yol vardı. Oradan gitmeyecek miyiz anlamadım ben. Buralara nereden gelmişsiniz böyle? O da enteresan. Sen aşırı. Hadi, hadi. Tamamen, tamamen. Al şunu. Ucuz atlattık, öyle değil mi? Adamlar uçağıma ateş açtı Nate. Evet, biz de iyiyiz, sağ ol. Bizi Madagaskar'a ne zaman yetiştirebilirsin? Hazine yok yani. Henüz yok. Ne demek hazine yok? Bak, zenginiz. Şuna bak. En azından bir başlangıç. Sence bunun geri kalanı Madagaskar'da mı? Mekanın zemininde Madagaskar'ın dev bir haritasının bulunduğu bir oda vardı. Yani, evet, muhtemelen orada. Bu iş sonuçsuz bir arayışa dönüşecek gibi görünüyor evlat. Hazine hiçbir zaman İskoçya'da değildi, tamam mı?
O zaman tüm bu geyiğin sebebi neydi ha? Aziz Dizmas'ın haçı falan. Ya az önce dediğim gibi işte. Bence Evri kendine mürettebat topluyordu. Haç davetiye gibi bir şeydi. Mağaralarda herhalde kabul mekanı falandı. Yani her şeyi çözdük ha? Tebrik ederim Victor. Artık gözbandı ve papağan alabiliriz. Bir halt anlamadım. Adam neden insanları seçmek için o kadar zahmete girmiş ki? Kendisini bence korumak de için tabii. Bakın, Evri o zamanlar dünyanın en çok aranan adamıydı. Yanına güvenebileceği kişileri almalıydı ki hazinelerini gizli tutabilsinler. Neden hazinelerini dedin? Ya bak, bir düşünün lütfen. Thomas Steele kendi çapında başarılı sayılacak bir korsandı. Peki ama Avery'ye katılmamak için ne sebebi olabilirdi ki? Bana sorarsanız Avery bütün o haçları sadece kendisi gibi zengin korsanlara gönderdi. Ya hepsi birleşip hazinelerini tek bir yere sakladılarsa? Öyle bir hazinenin yanında Guns Bey'in altınları bozuk para gibi kalır. Aynen öyle. Vay anam vay. Tamam anlaşıldı. Madagaskar'da tam olarak nereye gidiyoruz peki? Kral Koyun'a. Avery'nin döneminde orası eski bir korsan limanıymış. Biliyorum orayı. Çok büyük bir yerdir. Daha net bir yer var mı? Haritanın olduğu bölüm tamamen çökmüştü. Yani yok. Sen niye gülüyorsun öyle? Mağaradan sağ kurtulan insanlar. Yeni mürettebat. Yanlarına aldıkları tek şey neydi dersiniz? Bunun üzerinde bir volkan var. Kral Koyu yakınlarında büyük bir volkan daha var. Demek ki rotamızı değiştirmemiz gerek. İşim uzadı diyecek ha yine. Alo? Ne haber Nate? Merhaba tatlım. Merhaba. Sana ulaşmaya çalışıyordum. İyi misin? Tabii ki iyiyim. Ne oldu? Haberleri dinledim de fırtına falan çıkmış galiba. Belki de muson sezonu Malezya'ya gitmek için pek de akıllıca bir fikir değildi ha? Evet, haklısın. Evet, aslında bakarsan bizi bayağı zorladı. Yani bazı ekipmanlarda sıkıntı çıktı ama kimseye bir şey olmadı. İyi bari. Siz güvende olun da. Çalışmaya yarın mı başlayacaksınız? Çalışmalar biraz ertelendi. Bilmiyorum, belki 10 gün daha kalmamız gerekebilir. 10 gün mü? Tamam, o zaman şöyle yapalım. Ben gidip kendime bilet alayım. Hayır, hiç gerek yok. Meraklanma, yani bilirsin işte bu adamlar meseleleri hep abartırlar. Eminim daha kısa sürecektir. Tamam öyleyse. Hiç acele etme, kendine dikkat et. Dikkat ederim, her zamanki gibi. Bak, benim kapatmam lazım şimdi. Jameson beni çağırıyor. Tamam. Seni seviyorum. Ben de seni. Oh ya, deminki karlı dağlardan sonra önümüzü göremiyorduk. Uydular ne diyor bakalım Victor? Şu an hiçbir bok demiyorlar. Sinyali kaybettim. Neyin sinyali kaybolmaz biliyor musunuz? Kağıdın. Pekala, şuradaki patikanın bizi doğruca volkana götürmesi gerek. Ama biraz engebeli olacaktır. O zaman yola koyulalım. Tamam. Pekala. Kule. Burada ne arıyoruz peki? Haritaya göre volkanın çevresinde bazı yapılar var. Bazı boş karakollar ve birkaç gözlem kulesi. Gözlem kuleleri mi? Evri dünyanın en çok aranan adamıydı. Yani eğer bir şey saklıyorsa etrafa gözcü dikmesi gayet normal. Ve o kulelerden biri volkanın tam üstünde. Evri'nin öyle umuyoruz. Abi adamlar yapmış ya. Vallahi. Diyorum ya, bu grafik yeterli ya oyun için. Zaten Uncharted'la Last of Us. Yerde harabeler görüyorum. Aynı motoru kullanıyor. Bekleyin. Neymiş bir bakacağım.
Victor, bu aralar yolculuklara yine devam mı? Öyle sayılır. Kendime bilgisayar masasından uzak işler seçmeye çalışıyorum. Orada bir şey parlıyor. Bizim işlerin nasıl da internete kaydedilmişti. Eminim artık malı elinden çıkarmasın, bayağı bir seçeneğin vardı. Tabii ama müşterilerimle yüz yüze görüşmeyi tercih ediyorum. Antika ustası 37 ile kaldı. Mesajla sözken oldukça zorlanıyor olmalısın sanırım. Evet, ne demezsin. Bu arada ne arıyoruz ki biz buraya indik? Deneme mi yaptırdı bize? Kardeşim niye çıkmıyorsun buraya? Yasak mı çıkma? Buralarda pek bir şey yok. Evet. Dikkate değer bir şey yok. Hadi yola koyulalım. Şansımızı da katarsak bu volkanın biz oradayken patlama ihtimali var mı? Sıfır. Bu sönmüş bir yana. Güven bak. Bir volkana gidiyoruz dediğinizde ilk araştırdığım şey bu. Ooo bana çamur olması falan çok bak. İyi. Bekle Sally. Yani gerçekten oturup bir şeyleri araştırdığını çamur olması lazım ya. Hep sen ukalalık taslayacak değilsin ya evlat. Senin çürük yiyebileceğin türden bir köprü. Ha, buradan gidebiliriz galiba. Hadi, hadi tatlım. Hadi, yürü, 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 yürü. Başardım. Bildiğin balçık çamur. Pekala evlat. Sakın aşağı düşme. Hey yavaş. Ağır ağır. Ortadan sür. Evet. Yalnız aracı ben mi sürüyorum sen? Sorun yok. Her şey yolunda. Aman tanrım. Bir daha da kullanamayız o köprüyü. Zaten gitti. Dost doğru ileri. Yavaş. İşte bir yere varamayacağız. Burada sürtünme lazım. Buradan çıkamıyor muyuz lan? Hayır, ne için? Kayaları dene. Tamam, tamam. Siktir, siktir, siktir. O zaman bu taraftan gidiyoruz. Hadi bakalım. Pekala, sanırım bu işi çözüyorum. Yavaş. İşte böyle. Karşıdaki dağım. Şurada tekerlek izi bak, gördüm yanlış görmediysem mi? Evet. Buradan geçmişler. Onu herkes kırmıştır. Hey, yukarı bak. Tepede. Kule gibi bir şey var. İşte şimdi oldu. Hey, Victor. Kiralama elemanıyla neyi tartışıyor? Aa, kardeşin 4x4'te vinç olması için ısrar etti.
Yani vinç olunca tamam, sorun yok da mesele süspansiyon olunca mı olmuyor? İyiymiş. Hey, vinç önemli. Arazide gidiyorsun, yağmur yağabilir, çamur olabilir. İddia ederim bu lanet yolları aşacağız ve o vinç bir kere bile kullanmayacağız. Tamam, sıkı tutunun. Bu ne lan, her yeri yapınca başarı mı kazanacağım? O da görürsek yani, kaçırdıklarımız da var. Biraz ağırdan alayım ya. Evet. Nathan, yani diyorsun ki Avery, Chew ve diğer önemli korsanlardan bazıları hazinelerini depolayıp buraya geldi. İyi de neden? Kim bilir. Belki koruma içindir. İngiliz yetkililer hemen arkalarındaydı. Tabii. Belki saklanmalarını sağlamıştır. Yani bu adamın bir şeyleri saklama dostu olduğu belli. Hadi gidip şu kuleye bir bakalım. Seninle geliyorum. Yüzlerce yıllık bir şeye göre bayağı iyi durumda görünüyor. Evet. Bu harabeler Evir'in döneminden. Sam, baksana. Bu Christopher Condon'ın mührü, Kızgın Ejderha'nın kaptanının Avery'nin döneminde Madagaskar dışında faaliyet gösteriyordu. Belki de Avery korsan kaptanları topluyordu. Ama ne için? Gözlem için mi? Bu hiç mantıklı gelmiyor. Evet, gelmiyor. Belki de her kaptan bir kuleden sorumluydu. Ve kulelere adam tahsis ediyorlardı. Mevzu her neyse, turumuzun son durağının burası olmadığı kesin. İyi yol kat ettik. Şunun da bir tepesine bakayım. Ama çıkabiliyorsak tabii. Sanki çıkılamıyor gibi bir izlenim var. Buraya da çıkamıyorsak ayıp bize zaten. Hayvanlar bizi buldu. Buradan nereden gideceğiz? Şuradan herhalde, evet. Abisini bırakayım da burada. Ve evet. Ve merdivenlerden çıkacağız mı? Şurada şeyim mi? Buradan in bakayım, bir üstün başın çamur olsun sen. Şurada bir halat şeyi çıkıyordu. Bu vinç için büyük planlarım var. Ağaca mı bağlayacağız? Yes.
İşte bu iş görür. Hop, hop, hop. Pekala, eğlenceli görünüyor. Göründüğünden daha dik. Tamam, hazır mısın? Dene bakalım. Hadi başlıyoruz. Yavaş. Yavaş. Adamlar neyle uğraşmış ya? Gördüğün gibi sanırım. Winch aldığımıza peki. Bir tepeyi aşabildik. Bence parasını pek çıkaramadık. Yani henüz değil. Küçük galibiyet bunlar. Evet tamam. Ben büyük olanları kutlayacağım. Winch'i yerine koyarsam yola devam edebiliriz. Gözleriniz bayram etsin beyler. Vay canına. Ağabey üstü. Bir düşünsene. Baskıncı bir yakın. Çok uzaklara kaçıp varlıklı bir korsan olarak buraya geliyorsun. Zavallı mazlum korsan. Tek istedikleri şey huzur içinde öldürmek ve yağmalamak. Hayır, hayır. Özgür bireyler olarak yaşamaktır. Yani toplumdan uzaklaşmak için bir yer seçecek olsaydın aklına burası gelmezdi herhalde. Bu volkana ulaşmak ne hazinemiz çok var. Hayır, beyler. Hey, nereye gidiyorsun? Etrafa bir bakacağım. Yok, bunu buralara... Bak buradaymış ya. Pekala, gitme vakti. Beklerim, ne diyordun? Tamam, bu volkana ulaşmak ne çok zamanımız var. Sabır. Sabır, o korsanlar buraya nasıl geldiler biliyor musun? İngiltere'den başlayıp Brezilya'ya yelken açtılar ve ardından Atlantik'e dönüp Güney Afrika'ya geçtiler. Sam. Ve bunların hepsini çırağıtla, taslaklarla ve yıldızlara bakarak çözdüler. Hey, eski bir denizci, denizin inceliklerini öğretiyor. Demek istediğim buraya bayağı kolay geldik. Öyle mi? Yine de epey bir uzun sürdü. Ah, şuna bakar mısınız? Dur! Oradalar. İşte... Durum nedir? Askeri kıyafetler dolanıyor. Nadir'in adamları mı? Evet. Ah siktir ya. Anlaşılan eski bir koloni karakolu bulmuşlar. Ama yanlış olanı değil mi? Bu iyi haber. Yani bir de kötü haber var. Volkan'a giden tek yol oradan geçiyor. Aman be, sıçtık. Tepelerine bineceğiz yani. Planın nedir Nathan? Siz bana uyun yeter. Oo, sniper var. Arkada da adam var. Burada da bir kişi var. Çatışacağız o zaman, yapacak bir şey yok. Şunun ikisi de bana bakıyor.
Geriye dön bakayım. Kıpırdama. Hepsi bu. Hey, nişancı. Durdurun onları. Lan nasıl? Abi son şeyde ya, bırakmadı ya. Bu da nişancıymış. Var ya. Tamam, yerim güzel. Allah Allah Allah. Konuşlanamadım ki bir yere. Her yerden adam geliyor. O nerede? Sanırım temiziz. Aslında her yerde silah var da alamıyoruz ki bir türlü. Hazineye şans eseri bile denk gelebilirler. Siz beni niye takip ediyorsunuz ya? Dayılarda iyi silah varmış. Pekala, görünüşe göre Nadine dinamitle kazı yapmaktan vazgeçmemiş. Bunun Rafe'in hoşuna gideceğini sanmıyorum. Rafe'in bu konuda söz sahibi olduğunu sanmam. Bu da bir yöntem. İşte bir mühür daha. Adam Baldrige. Kral koyunu bir süreliğine işletmişti. Kendisi bir tüccardı. Köle tüccarı. Baş alçaklardan. Şu haline bak. Evet. Hapishane günlerim kitaplarla geçti.
Buradaki bilgiyi de buldum. Hey yavrum, her yerde şey var. Adamları mıhlamak için. Biz hep zor olanı yapıyoruz. Oradan oraya atlayabilirdik. Kim ateş ediyor ya? Allah Allah. Siz orada kaldınız. Tamam mıyız? Gidiyor muyuz? Her zaman zor olanı yapmayı başarıyorum. Birazcık daha ilerleyelim. Korsanlar altyapı konusunda sınıfta kalıyorlar. Peki buradan nasıl tüyeceğiz? Rampa yapacağız. Nasıl tüyeceğiz? Hadi hadi! Biri gitti, biri kaldı. Yine iş gördü Salih. Çok kullanışlı değil mi? Ben vinci almayalım demedim ki. Benim tek amacım kazıklanmamak. Salih, Nadine'i ne kadar tanıyorsun? Niye ki? Düşündüm de belki onu arayıp tetikçilerini geri çekmesi için ikna edersin. Ha? Tabii. Peki ya Reif'in verdiğinden daha büyük bir pay versek? Hayır, Nadine için işler öyle yürümdü. O daha çok para peşin, kırmızı meşin türünden bir paralar. Bakın, Shoreline. Görünüşe göre her şeylerini ortaya koymuşlar. Ve Volkan'a da son derece yakın durumda. İlanet olsun, ben de aynı şeyi düşünüyordum.
Ya hazineyi çoktan buldularsa? Bak, mekanın altını üstüne getiriyorlar. Eğer bulmuş olsalardı şu an hala arıyor olmazlardı. Evet. Evet, haklısın. Mekanın alt üst... Neyse, burada bırakalım o zaman. Hey Sam, sana bir şey soracağım. Hapishanede zamanını neyle harcadın? Ah, bilirsin. Çoğunlukla kitap okudum. Gardiyanlardan biri iyilik meleği kesilip bana sürekli kütüphaneden kitap getiriyordu. Neler okuyordun? Tarih. Özellikle de Avery ve diğer korsanlarla ilgili her şey. Ne olur ne olmaz diye yani. Doğru. Kitap okumak dışında da şınav çekiyordum, sigara içiyordum ve bir de rakip çetelerin kavgalarından uzak duruyordum. Düşünecek bolca vaktim oldu. Hepsi neredeyse bu kadar. İyi bakalım. Bir sonraki bölümde madem görüşürüz arkadaşlar. Madem sana iyilik yapan bir gardiyan vardı, neden onunla bize haber ulaştırmadın? Denedim. Bir mektup göndermesini istemiştim. Dur bakayım senin ne diyor? Senin posta kutuna. Bana bir şey gelmedi. Müdür muhtemelen mektubu gördü. O sıra çok fena yakalandım. O gardiyanı da bir daha hiç görmedim. Tanrım. Ama müdür beni Alcazar'la aynı hücreye koyunca intikamım acı oldu. Müdür olacakları ihtimale katmamıştı. Tamamdır arkadaşlar, ne görüşürüz. Aklıma geldi de aslında Alcazar'la...